Herkese merhabalar. Bugün inanılmaz lezzetli, kolay, pratik iki çeşit meze tarifi veriyorum. Önce mütebbel tarifi vereceğim. 2 adet patlıcanı közmatiğe aldım. Her tarafı iyice közlenene kadar közlüyorum ve kapalı bir kaba koyuyorum. Buharında soğuyana kadar bekletiyorum. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Kendi buharında soğuyana kadar bekletiyorum. Bu arada sosunu hazırlıyoruz. 2 adet sarımsağı bıçak yardımıyla biraz doğradıktan sonra biraz tuz döküyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz döküyorum ve bıçak ile iyice ezeceğim. Şöyle bıçakla iyice ezerseniz çok daha güzel aroması ortaya çıkıyor ve bu tarifte bu sarımsak iyice ezilmeli. Sarımsak, patlıcan iyice ezmemiz gerekiyor. İsterseniz havanda dövebilirsiniz veya bardağın altıyla ağır bir şeyle eze eze de yapabilirsiniz veya böyle bıçakla da kolaylıkla oluyor. Sarımsağımı iyice ezdikten sonra kaba aktarıyorum. Üzerine bir çay bardağı tahin ekliyorum. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. Ve iyice çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra yarım çay bardağı suyla tahinimizi iyice açacağız. Bunun iyice çırpılması lazım. Çırptıkça kıvam alıyor ve lezzetleniyor. İsterseniz bu aynı bu şekilde ocağın başında da yapabilirsiniz. Ocağa koyup bu şekilde sürekli karıştırarak pişirebilirsiniz. Bu orijinal bir tariftir. İster ocakta ister böyle kasede bu şekilde yapabilirsiniz. Orijinal tarifte yoğurt yok arkadaşlar. Ben yoğurt eklemiyorum. Siz isterseniz sadece bir yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı suyu azar azar ilave ettim ve bu şekilde krema haline gelene kadar çırptım ve kenara aldım. Bu arada bizim patlıcanlar da soğudular ve artık soyulabilirler. Bakın kolaylıkla soyuluyor. Patlıcanları közledikten sonra ya bir poşete koy ya da böyle kapalı bir şekilde bekletirseniz çok daha kolay soyuluyor. Ve bir püf noktası vereceğim. Böyle tırtıklı bir bıçak kullanırsanız işiniz çok kolay olacak. Ekmek bıçağıyla patlıcanları kolaylıkla ezebiliyorum. Mutlaka siz de bu şekilde deneyin. Göreceksiniz ki çok daha kolay olacak. Çünkü bu patlıcanı iyice ezerek yapmamız gerekiyor. Normal diğer salatalar gibi değil. Bunun iyice pürüzsüz hale gelene kadar ezmemiz gerekiyor. Veya bunu da havanda dövebilirsiniz arkadaşlar. Döverek de yapılıyor. Bıçak yardımıyla iyice eziyorum. Görüntüsü kıvamı bu şekilde. Bakın iyice küçüldü artık. Minicik minicik oldu. Ve birbirinden ayrılıyor. Artık sosumuzun içine aktarabiliriz. Ezdiğim patlıcanın hepsini sosun içine aktarıyorum. Hem çok kolay hem çok pratik hem de güzel bir meze. Dediğim gibi isterseniz yani tadı size acı gelirse mutlaka bir kaşık yoğurt ekleyebilirsiniz. Ben orijinal tarifi verdiğim için içine yoğurt eklemiyorum. Siz dilerseniz bir kaşık yoğurt ekleyin. Ben malzemeler listesine yazacağım orada. Listeye bağlı ekleyin. Bir çay kaşık tuz da ekledim. İyice çırptım. İyice kıvam bulmasını sağladım. Kıvamı bu şekilde biraz bekleyince üzeri biraz hafif kabuk tutuyor. İstediğiniz tabakta sunum yapabilirsiniz. Ben böyle bir bakır tabağı aldım. Tam orta kısmına zeytinyağı koydum. Ve birazcık maydanoz minik minik doğrayıp ekledim. O da güzel oluyor. Ve yanıma sumağı aldım. Bu sumakla da acı pul biberle de servis edilebilir. Çatalımı zeytinyağına batırıp sumağa batırıyorum ve şekil veriyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi aynı bu şekilde siz de yapın. Hem süslü oluyor hem şık duruyor hem de sumakla beraber yenilince daha güzel oluyor. Mütebbelimiz bu şekilde bitti. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Şimdi ikinci tarifimizi hemen deniyoruz. 3 adet patlıcanı tekrar közmatiğime aldım. İyice közlüyorum. Yanına 2 adet kapya biber ekliyorum. 1 adet de köy biberi ekliyorum.
Burayı çok uzatmayacağım. Zaten nasıl közlendiğini biliyorsunuz. İyice közlendikten sonra kabımı alıyorum ve kapağını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra hepsini soyuyorum. Sadece bir tane biberi göstermek istiyorum. Ne kadar kolay soyulduğunu göreceksiniz. Kozmetikte gerçekten çok güzel oluyor. Fırında da yapılır ama fırında hafif sulandığı için bunun kadar güzel olmuyor. Patlıcanı ve biberimi iyice soyduktan sonra hepsini çekirdeklerinden de ayıkladım. Ve 2 adet bu arada domates de közledim. Domatesin de kabuklarını soyuyorum. Bir adet de koyabilirsiniz. Bu salatanın içine bir adet de yeterli geliyor. İkinci domatesim küçük olduğu için onu da ekliyorum. Şimdi biberlerimi minik minik doğruyorum. Patlıcanları da eziyorum bıçak yardımıyla. Görüntüde gördüğünüz gibi bıçağı vura vura zaten kolay eziliyor. Çok büyük bırakmayalım. Çok küçük de ezmemize gerek yok bu tarife göre. Bu babaganuç tarifi arkadaşlar. Bu bazı yörelere göre değişir. Kimisi domates koyar, kimisi sadece patlıcanla yapar. Bunun yumurtalısı da oluyor, her şekli, yani bir sürü şekli var, bir sürü tarifi var bunun. Bu da kolay, pratik olanı. Domatesi de aynı şekilde doğruyorum. Ve kabıma aktarıyorum. Tuz ekliyorum. Tuzu damak tadınıza göre az veya çok ekleyebilirsiniz. 3 diş sarımsak eziyorum üzerine. Dört yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekliyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. Nar ekşisi koymazsanız da olur, koyarsanız da olur. Yani fark etmez içinde. Ekşi seviyorsanız ekleyin, sevmiyorsanız eklemeyin. Ben bazen ekliyorum, bazen eklemiyorum. Bugün tarife göre size nar ekşisi ekledim. Dilerseniz aynı tarifi uygulayabilirsiniz ve karıştırdım, kabımı aldım. Bu kadar kolay ve pratik iki çeşit meze verdim size arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun inşallah.